Yahya büyük komutan, büyük reis, büyük lider, büyük başkan, İslam aleminin izzeti ve şerefini ayakta tutmaya çalışan, kendi çapında büyük bir mücadele veren Yahya Sinvar'ın şehadeti münasebetiyle Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları olarak bugün dergah platosunda bir araya geldik. Katılan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Hem çok üzgünüz hem çok sevinçliyiz. Sevinçli olmamızın sebebi Yahya Sinvar'ın en büyük arzusu buydu. Şehit olmaktı. Ki bizler de aynı şekilde en büyük duamız ve en büyük arzumuz Yahya Sinvar gibi Allah yolunda çarpışa çarpışa Allah yolunda ölmektir. Bu anlamıyla Yahya Sinvar adına seviniyoruz. Ama ümmet adına üzülüyoruz. Çok büyük bir lideri, çok büyük bir cesaretli, ümmetin, İslam'ın, Müslümanların onurunu, şerefini ayakta tutmaya çalışan stratejik bir kafa ve büyük bir cesaret sahibi Yahya Sinvar'ı kaybetmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama inşallah Yahya Sinvar'larımız çok olacaktır. Ben buradan sizler vasıtasıyla bizi duyan Müslümanlara bir öneride, bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Şu saat itibariyle yeni doğan erkek çocuklarınıza Yahya Sinvar ismi verin. Bu şekilde mesajlarımızı verelim inşallah. Allah Rabbim Yahya Sinvar kardeşimize merhamet etsin. Rabbim onun şehadetini kabul buyursun. Yolu yolumuzdur. Emaneti emin ellerdedir. Bu ne bizim İslam alemi olarak ne ilk şehidimizdir ve ne de son şehidimiz olacaktır. Allah'ın izniyle en kısa zamanda ümmet uyanacak ve ümmeti Muhammed Allah'ın izniyle kendisine kendi kadrini ve kıymetini bilecek, büyük liderler bulacak ve seçecektir. Allah'ın izniyle kuracağı 2. Raşid-i Hilafet devletiyle, başında halifesiyle, Kudüs'e ordusuyla yürüyecektir. Ve Allah'ın izniyle o İsrail varlığının, o terör varlığının kökünü kazıyacaktır Allah'ın izniyle. Esselamu aleyküm. Burası Makam-ı İbrahim. Dergah Camii ismiyle maruf. Hazreti İbrahim Halilullah Hazretlerinin doğduğu ve ateşe atıldığı, yani Ceddül Enbiya'nın mekanı. Tabii biz bütün programlarımızda, sosyal medya hesaplarımızda, yapmış olduğumuz radyo ve televizyon programlarında diyoruz ki özellikle Siyonist düşüncenin hedefi Urfa'dır, Harran'dır, Antakya'dır. Ta bunu uzatabilirsiniz, Nevşehir'e kadar uzatabilirsiniz. Mesele ne Suriye'dir, mesele ne Irak'tır, ne Filistin'dir. Asıl mesele arz-ı me'ud hezeyanıyla bütün insanlık için, sadece İslam devletleri için değil, bütün insanlık için Siyonist düşünce en büyük tehlikedir. Bunu her zaman söylüyoruz. En son Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Celil Abuzer ki kerratla bunu dile getirdi. Ulusal medyada da bu defalarca yayınlandı. Bunların asıl hedefi Urfa'dır, Hatay'dır, Antakya'dır, Harran'dır. Esas hedefleri budur. Biz burada elbette ki şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Elbette ki bütün şehitlere selam gönderiyoruz. Onlar kurtuldular. İşte şehidin dediği gibi ben efendim bir trafik kazasıyla veya bir kalp sektesiyle gitmektense Allah'ın huzuruna şehadet mertebesiyle çıkarın diyor. Şehitlik biliyorsunuz en büyük mertebe. Cenab-ı Hak o şuuru, yani ümmet şuurunu bizlere nasip eylesin. Şehidimiz son sözlerinde şunu söylüyordu. Ümmet bizi yalnız bıraktı. Ümmet bilinciyle düşündüğümüz an bu iş çözülecektir. Ümmet bilincini, ümmet şuurunu anladığımız an dünya feraha, felaha kavuşur. Çünkü Siyonist düşünce dünyanın en büyük musibetidir. Siyonist düşünce sadece Müslümanların değil, insanlığa başına bela olan bir düşünce akımıdır. Bu akımdan kurtulabilmemiz için kendimize gelmemiz lazım. Ve mutlaka ama mutlaka Müslüman kardeşlerle el ele tutuşup, insanlıkla el ele tutuşup, çünkü insanlığın da en büyük sorunu, güzel günler gelecek inşallah. Özellikle bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anlıyoruz. Mekanları cennet olsun.